Bize şu açısından faydası var. Hem zaman açısından faydası var. Hem de ekonomik açısından faydası var. Bir de bu tesis daha hiçbir ülkede yok neredeyse. O yüzden değişik bir sistemi var. Daha sağlıklı. Daha iyi diyeyim yani size. Buraya gelen müşterilerin çoğu yabancı. Yabancıların hayranlıkla baktığı, Türklerin de yeni yeni buranın hani keşfetmesi. Türkler yani yabancıların bu sistem hakkında Avrupa'da geç bile olduğunu, Türkiye'de bu sistemin geç bile kalındığını. Yani gelen tekneler o kadar memnun ki gelen 3-4 defa geliyor. Çünkü gerçekten sıfır atık yapılan iş. Türk kaptanlar da hani bu sistemin bu bölgede az olduğunu, yetmediğini, teknelerin göce gidişi gelişi veya Fethiye'ye gidiş gelişi çok uzak olduğunu, illegal bir şey yaptı ceza yememek istemediklerini, bu istasyonların çoğalmasının istediklerini dile getiriyorlar. Bu platform Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir Ar-Ge projesi ve proje kapsamında yüzen bir tesiste teknelerden, gemilerden atık suyu kabul ediyoruz ve aynı zamanda bu noktada atık suyumuzu arıtabiliyoruz. Bu tesis 4 metre 20 metrelik karadan bağımsız olarak kendi kendine yeterek arıtma işlemini yapabilen bir tesistir. Tesis de ortalama bir tekne 7 ila 10 dakikada atık suyunu kolaylıkla verebiliyor. Şu anda kapasitesi günde 16 metreküptür ama ihtiyaca göre bu kapasiteyi 50 hatta günde 100 metreküp teknelerden alınacak atık suyu arıtacak şekilde tasarlanabilmektedir. Ayrıca temiz enerjiyle çalışabilecek şekilde ekipmanlarla donatılmıştır ve güneş enerjisiyle kendi enerjisini üreterek çalışabilen bir performansa sahiptir. Diğer bir özelliği arıtma teknolojisi olarak içerisinde ileri bir teknoloji kullandık. Bu teknoloji sayesinde teknelerin atık sularındaki mikroplastikler de elimine edilerek denize karışması engellenmektedir. Bu yüzen platformlar gemilerin, teknelerin seyir rotalarına yakın yerlere yerleştirildiğinde gemilerden kaynaklı atık vermek için kaynaklı olan emisyonlar sıfırlanmış olacaktır. Bu üzerinde durduğumuz platform dünyada ilk ve tek yüzen atık su kabul ve arıtma tesisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerçekten farklı interdisipliner mühendislikleri bir araya getirerek yaptık. Burada inşaat mühendisleri, denizcilik uzmanları, arıtım uzmanları ve hatta imalat uzmanlarının tamamını bir araya getirdik. Bu tesisin diğer bir özelliği ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denizcilik atıkları uygulamasına kayıtlı bir sistemdir. Ya bu ne demek? Siz teknenize gelip atık suyunuzu buraya verdiğinizde biz sizi bakanlığın sistemine kaydettiğimiz için hem bakanlık hem de sahil güvenlik sizin atık suyu verdiğinizi sistemlerinden rahatlıkla görebilmektedir. Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi biliyorsunuz dünyaya örnek olacak bir çevre projesine yani sıfır atık projesine ülkemizde himaye etmiştir ve hem ülkemizde uygulanabilir olmuştur hem de dünyada gerçekten çok ses getirmiştir. Bu Ar-Ge projesi de Türkiye'de uygulanan bu sıfır atık projesinin denizlerdeki ayağını oluşturabilecek güce sahiptir. Şöyle ki bu tesisten kabaca bir hesap yapıldığında Muğla ilinde 50 tane, Türkiye genelinde ise 500 taneye kadar konulabilecek bir potansiyelimiz ortadadır. Bu Ar-Ge projesini Avrupa Birliği'ndeki bazı fon kaynaklarını anlattığımızda gerçekten fonlanabileceğini biz gördük ki bunlar gerçekten büyük rakamlar. Bu projenin gerçekten hayat bulabilmesi için Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin desteğini ve himayesini olduğunu açıkça söyleyebiliriz.